Evet, deprem her an kapımızda bekleyen bir felaket ve her an gerçekleşmesini beklediğimiz ama tabii ki büyük ölçüde hazırlıklı olmamızı gerektiren bir gündem maddemiz, kaçınılmaz bir gündem maddemiz. En taze acıyı da İzmir kentimiz yaşadı. İzmir'de depremin üzerinden yaklaşık 13 gün geçti, tam 13 gün geçti ve o acının izleri hala taptaze. Orada neler yaşanıyor? 13 gün sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve depremin yaralarını sarmaya koşturanlar acaba neler yapıyorlar? Ne gibi çalışmalar içindeler? Bunu birinci ağızdan öğreneceğiz. İzmir'e çeviriyoruz kameramızı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer canlı yayın konuğumuz oluyor. Sayın Başkan, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 13 gün geçti. 13 gün zarfında tabii her anlamda hem afetzedelerin, evsiz kalanların barınmaları anlamında hem de evleri hasar görenlerin o binalardan çıkarılması ve bir yerlere yerleştirilmesi anlamında hem de bundan sonraki depremlere hazırlanma anlamında yoğun bir mesai yapıyorsunuz ve geceli gündüzlü orada bütün birimlerinizde çalışıyorsunuz. İlk önce ilk yapılması gerekenler anlamında yaralar sarılabildi mi? Orada ne aşamadasınız Sayın Başkanım? Tam da söylediğiniz gibi aslında üç fazlı bir tablo söz konusu. Birinci faz arama kurtarma çalışmalarıydı. Orada maalesef 115 vefatımız var, 115 canımızı kaybettik. 107 vatandaşımızı arama kurtarma ekiplerimiz sağ salim kurtardı. 1035 yaralımız vardı. Bunların da büyük bölümü taburcu oldu. Sadece 17 yaralımız halen hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Birinci fazla ilgili tablo bu. İkinci faz yaklaşık şu an itibariyle toplam 6.000'e yakın vatandaşımız çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Biz sadece büyük şehir imkanlarıyla değil, Türkiye'nin her yerinden, İzmir'in her yerinden olağanüstü büyük bir destek gördük ve bütün çabamızda bu desteği iyi koordine edip hiçbir şeyin heba olmaması için, tüm o iyi niyetli çabaların amacına ulaşması için iyi bir koordinasyon kurmaya gayret ettik, iyi bir organizasyon kurmaya gayret ettik ve sonuçta çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıyı kurduk. Tıkır tıkır işleyen bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Sayın Başkan, kaç kişi şu anda çadırlarda yaşıyor hala? Yaklaşık 6.000 civarında vatandaşımız şu anda çadırlarda yaşıyor. Ama her geçen gün bu sayı azalıyor. Onu da söyleyeyim. 10.000'lerden başlamıştı. Giderek aşağıya iniyor bu sayı. Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında kurulan teknik ekipler yaklaşık 900 civarında teknik personel görev yaptı hasar tespit çalışmalarında. 109.921 bina için hasar tespiti yapıldı. 103.785 binanın hasarsız olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak 511 orta hasarlı, 449 ağır hasarlı bina tespiti yapıldı. Ben burada daha net rakamlar söyleyebilirim. Bu binalar içindeki bağımsız birimlerin toplamı, yani hane sayısı olarak ifade etmek gerekirse 4.239 ağır hasarlı yıkılmış veya acil yıkılması gereken hanemiz var. 6.929 da orta hasarlı. Yani toplamda 11.200 ailemiz depremden hasar görmüş durumda, ağır hasar veya orta hasar görmüş durumda ve evlerinde oturamayacak durumda. Sayın Başkan, şimdi depremden hemen 2 gün sonra sizle yaptığımız mülakatta hatırlıyorum. O an itibariyle bazı malzemeye acil gereksinim olduğunu duyurmuştunuz. Yani Evet. belki ilk anda o lazım olan malzemelerle ilgili önceliklerin tam anlaşılamadığını ama sonradan esas önceliklileri açıklamışsınız. İşte yatma matı, Evet. çadırların Evet. altında
kamp matı neyse bu tür öncelikleri sıralamışsınız ve onlara paralel olarak da barınma ihtiyacını gidermek için çok önemli ve örnek bir inisiyatif başlattınız. Bir kira bir yuva uygulaması. Bu yardım malzemeleri talebi ihtiyacı hala devam ediyor mu? Bir de bu kira yardımı ya da bir nevi askıda kira uygulamasında durum nedir? Orada hangi aşamaya ulaştınız? Şu anda açtığımız bu bir kira bir yuva kampanyasıyla 34 milyon 750 bin lira bir bedel toplanmış durumda. Yani bu 3470 hanenin 5 aylık kira bedelinin karşılanması anlamına geliyor. Yani kışı geçirecekleri bir bedeli böylece biz vatandaşlarımıza, ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımıza verebilecek duruma geldik. Bizim kendi imkanlarımızla yarattığımız başka bir çözüm daha var. Uzundere konutlarında 224 konutumuz vardı. Biz bunları satışa çıkartmayı düşünüyorduk. Ve fakat şimdi depremzedelerimiz için kullanmaya başladık. Böyle olunca da bu binaların, bu konutların tefrişi zorunluluğu ortaya çıktı. O nedenle de biz bu konutların tamamının tefrişini yapıyoruz. Ve işte hem beyaz eşyalarını, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, hem işte diğer gardırop, ayakkabılık, vestiyer, elektrik süpürgesi ve benzeri. Yani tam anlamıyla eve kapıdan içeri girdiğinde her türlü ihtiyacını göreceği malzemeyi yerleştiriyoruz. O nedenle İkinci bir kampanyayla da bu malzemelerin tedariği için çalışma başlattık. Ama total olarak şu iki rakamı paylaşayım müsaade ederseniz. Buyurun efendim. Az önce söylediğim 4239 ağır hasarlı binanın tamamında yaşayan vatandaşlarımızın ya 5 aylık kirasını giderecek nakit parayı verecek duruma geldik ya da onları başlarını sokacakları bir evle buluşturacak noktadayız. Burada 380 odada Hilton Oteli'nden aldığımız otel odaları var. Bunlar da tefrişi, ısıtması, her şeyi hazır vaziyette. Bunları da kullanabilecek durumdayız. Ağır hasarlıların tamamıyla ilgili çözümü 13 günün sonunda üretmiş durumdayız. Dün de Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında açıkladık. Vatandaşlarımızın yaptığı bu 34 küsur milyonluk bağışa karşılık biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 35 milyon liralık bir destek çıkmaya karar verdik. Bu 35 milyonu da depremde orta hasar gören 6.929 vatandaşımız, ailemiz için 5'er bin liralık bir destek vermeye karar vermiş olduk. Kısacası ağır hasarlı 4239 ailenin tamamının kira sorununu çözecek bir kaynağı yaratmış olduk. Diğer tarafta da orta hasarlı tespiti yapılmış olan 6929 hanenin tamamına da 5'er bin lira ödeme yapacak bir kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaratmış olduk. 13. gün sonunda geldiğimiz tablo ağır ve orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızın tümünün kısa vadede sorununu çözecek bir maddi kaynağı yaratmış durumdayız. Şimdi o nedenle eşya kampanyası çok önemli. Çünkü biz örneğin bu 224 konutumuzun tamamının tefrişini yapıyoruz. Ama dışarıda kira desteği verdiğimiz, işte 10 bin lira hesabına para gönderdiğimiz vatandaşlarımızın çıkacağı evlerde eşyaları yok. Dolayısıyla bu kampanyayı büyütmeliyiz ki o vatandaşlarımızın da ihtiyaç duyacakları temel gereksinimleri, temel malzemeleri yine o evlere yerleştirme imkanı bulalım. Bizim en büyük telaşımız, en büyük acelemiz yağmurlar başlamadan çadırların tamamını kaldırmak ve hepsini başları sokacakları bir yuvayla buluşturmaktı. Evet. İhtiyaç duyulan şey herhalde bir an önce dört duvar arasına insanları sokabilmek ve onların
temel eşya anlamında gereksinimlerini de karşılamak. Evet. Belki bu vesileyle sizin aracılığınızda bütün Türkiye'ye eşya gereksinimini de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz yardımsever vatandaşlarımıza. Şimdi Sayın Soyer, birinci fazda acil kurtarma yardım fazını atlattınız. İkinci fazda bu anlattığınız çalışmalar ama herhalde işin en zorlu tarafı ve sizin en zorlu sınavınız üçüncü faz. Yani bundan sonra zaten fay hatları üzerinde olduğunda bilim insanlarının hemfikir olduğu bölgenizde tekrarı halinde Allah korusun daha büyüğünün gelmesi halinde neler yapılacağı. Biraz da o anlamdaki çalışmalara yoğunlaştığınızı biliyorum. Ona girelim şimdi isterseniz. Teşekkür ediyorum Zafer Beyciğim. Şimdi dediğiniz gibi bir yandan bu birinci ve ikinci fazla ilgili her şeyi büyük ölçüde tamamlamış vaziyetteyiz. Artık bunların sadece akışını önümüzdeki işte bir hafta içinde, 10 gün içinde bitireceğiz. Yani herkesin hesabına paraları yatmış olacak. Herkesi bu konutlarda hem Hilton Oteli'nde hem bizim bulduğumuz konutlara yerleştirmiş olacağız. Bu bir hafta 10 gün içinde bunlar tamamen bitmiş olur. Şimdi dediğiniz gibi asıl üçüncü faz uzun soluklu olacak olan ve asıl bizden çözüm bekleyen başlık da bu başlık zaten. Akıl buluşması gerçekleştirdik İzmir'de. Bu buluşmayla akademisyenleri, meslek odalarının, farklı meslek odalarının temsilcilerini, oda başkanlarını, belediyecileri, kamu kurumlarının temsilcilerini hepsini bir araya getirdik ve orada sabah 9'dan itibaren başlayan ve halen devam etmekte olan bu ortak akıl buluşmasında bir araya getirip bir vizyon ortaya koymak için bir çalışmalara bir toplantı gerçekleştirdik. Yarın yuvarlak masa toplantıları şeklinde devam edecek bu çalışma. Ve buradan da alacağımız sonuçlarla geleceğe ışık tutacak bazı çözümleri yakalamak istiyoruz. Başlıklarından kısaca bahsedeyim müsaade ederseniz. Buyurunuz efendim. Mevcut yasal düzenlemeler hem imar mevzuatı ile ilgili, bizim imar mevzuatımız 85 yılında ortaya konmuş mevzuat ve 1959 yılında çıkartılmış olan afet yasasıyla hala sorunları çözmeye çalışıyoruz. Halbuki günlük kentsel gelişmenin vardığı nokta ne yazık ki bu yasal mevzuatla karşılanabilecek gibi değil. Aynı şekilde riskli binalarla ilgili ortadaki mevzuatlar birbiriyle çelişen, yoruma açık, hatta girift ve için içinden çıkılmaz tablolar ortaya koyuyor. Az önce Nasuh Bey'in söylediği gibi, yani dediğiniz anda üzerinizde bir yük kalıyor ve bu yükü nasıl karşılayacağınız, nasıl taşıyacağınız tanımlanmamış vaziyette. Örneğin ağır hasarlı binalarla ilgili devletimizin bir çözümü var. Mevzuat diyor ki yeni konut yapıyor, bunun yarıya yakınını devlet karşılıyor. Kalan yarısıyla ilgili de vatandaşa diyor ki 2 sene ödemesiz 18 yıl faizsiz bir vade yapıyorum sana. Kısacası ağır hasarlar, yani yıkılmış binalar veya oturulmaz durumdaki binalarla ilgili böyle bir çözüm var. Ama orta hasarlarla ilgili öyle bir tespit yok, böyle bir çözüm yok. Orta hasarlı binaya diyor ki sen güçlendirme yaparak içine yerleşebilirsin. Peki o güçlendirmeyi nasıl yapacak? Hangi kaynakla yapacak? Güçlendirmeyi yapmadığı takdirde bir yıl sonra yıkacağını söylüyor. Yıktıktan sonra afet anında yıkılmış binalarla aynı hakları tanımıyor. Yani az önce söylediğim 20 yıl vadeli ödeme planını yıktığı binada oturan insanlar için kabul etmiyor. Dolayısıyla burada örneğin yeni bir çözüm ihtiyacı var. Yeni bir çare üretilmek mecburiyetinde. Bu insanları kendi kaderiyle baş başa bırakamazsınız. Kısacası hem orta hasarlı binalarla ilgili hem ağır hasarlı binalarla ilgili yeniden tespit yapılması ve yeniden çözüm üretilmesi gerekiyor. Mevcut mevzuatın değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarılmasını gerektiren bir tablo bu. Biz baş başayız vatandaşla, biz vatandaşla iç içe olmaya devam ediyoruz.
ve vatandaşın sorununa en doğru çözümü bulacak olan da yine yerel yönetimler. Bizim orta hasarlı binalarla ilgili örneğin hükümetin ve Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyesinin bir biçimde elini taşın altına soktuğu, geri kalanını vatandaşa yükleyeceği ama bunun makul ölçülerde yapılması gereken bir tablo var. Bunlar sadece hasarlı binalarla ilgili. Bir de riskli binalar var. Yani şu anda bu hasar tespiti yapılmış olan 109 bin binanın içinde olmayan ama testi yapıldığında, karot numunesi alındığında belki de riskli olduğu tespiti yapılacak olan binalar. Bunlarla evet. ilgili çözüm hiç yok. Bunlarla ilgili de hem mevzuat hem de finansman modeliyle ilgili çözüme ihtiyaç var. Evet Sayın Başkan, aslında ben bu tarafını da soracaktım ama siz de anlatmış oldunuz. Yani sadece vatandaşların bu konudaki duyarlılığı, farkındalığı ve yerel yönetimin çabaları değil, merkezi yönetimin de önemli desteğine ihtiyacınız olduğu anlaşılıyor. Dileyelim bu üç taraflı ya da üç ayaklı çaba meyvelerini versin ve bundan sonraki gerçekleşmesini dilemiyoruz ama gerçekleşmesi olası felaketlere de hazırlıklı bir duruma gelin. Toparlayalım lütfen Sayın Başkan. Süremizin sonuna geliyoruz. Buyurun efendim. Çok kısaca söyleyeyim. Biz İzmir olarak bu yaşadığımız afetten dersler çıkarttık. Bu çıkarttığımız derslerin sadece İzmir için geçerli olmadığını biliyoruz. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağında, sadece İzmir değil ve üretilecek İzmir için üretmeye çalıştığımız çözümlerin tüm Türkiye için uygulanabilir çözümler olması gerektiğini biliyoruz. O nedenle yaptığımız çalışmaları sadece İzmir için yapmıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonucunda varmak istediğimiz şey, bu kentte yaşayan insanların yaşadıkları şehirde güven içinde yaşamalarını sağlamak, oturdukları bina ile ilgili güven duyguları taşımalarını sağlamak. Onun için 99 yılından başlayarak, 99'dan önce yapılmış yapılardan başlayarak tüm yapıların envanterini çıkartıp deprem güvenlik karnesi oluşturacağız. Bunun ilk adımlarını atmak için de İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 200 milyon liralık bir kaynak aktarıyoruz. Ama diliyoruz ki bu konu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin sırtında bir problem olarak gözükmesin. Hükümetimiz de elini taşın altına soksun ve hep beraber bu yapı stoğunun envanterini çıkartalım ve buradan sonra yapılması gerekenlerle ilgili çözümleri hem finansman modeliyle ilgili hem mevzuatla ilgili hep beraber çalışalım. Ortak akılla bulalım ve bunu artık hafızalarımızda zaman geçtikçe unutacağımız bir mevzu olarak değil, tam tersine geleceğimizi planlayacağımız bir konu olarak görelim. Her şey bunun arkasından geliyor. Bu kentte yapılacak tarımsal politikalar, kentsel turizm politikaları, engellerle ilgili politikalarınız, sosyal hizmet politikalarınız, kentin refahını artırmaya dair politikalarınız, her şey önemli ama hepsinden önemlisi bu güvenlik meselesi, insanların yaşadığı kentten güven duyması meselesi. Bizim birinci önceliğimiz bu olmaya devam edecek. Bütün diğer belediyecilik hizmetlerini bunun arkasına konumlandıracağız. Peki Sayın Tunç Soyer, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzmir